Merhaba korku tutkunları. Pandemi döneminde tüm filmleri silip süpürdüğünüzü biliyorum. Sizlere Netflix arşivinin tozlu raflarında kalan 4 güzel filmi takdim ediyorum. Veronica, 1991 yılında İspanya'da yaşanan paranormal bir olayın polis kayıtlarına geçmesi sebebiyle gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film. Filmin korkunçluğundan ziyade Veronica'nın çaresizliği içimize işleniyor. Oyunculuk çok doğal. Mükemmel bir korku filmi diyemeyiz fakat sürükleyici ve izlenebilir bir film. Ben izlerken keyif aldım. It Follows. Türkçe'ye Peşimdeki Şeytan olarak çevirmişler. Jay, hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Jay'in sıradan hayatı bu an itibariyle kabusa döner. Sinematografisi hoş olan bir gerilim filmi. Geniş kamera açıları ve kesilmeden devam eden sahneleri filme daha gergin bir hava katmış. Bence filmin en kısa özeti de şöyle. Köşeye sıkışmak, manik depresif bir hava ve sürekli takip edilmek. Zaten bu üç öğe filmi olabildiğince gergin bir atmosfere sokuyor. Genel itibariyle kaçırmamanız gereken gayet olmuş bir korku gerilim filmidir. Aterrados. Bu kelime İspanyolca'da korkmuş anlamına geliyor arkadaşlar. Sesli sözlükten okunuşunu da arattım. Burada R'leri uzunca titreterek söylüyoruz. Aterrados şeklinde. Konu derseniz işte orada havada kalan öğeler mevcut. Mahallede bir evde paranormal olaylar yaşanır ve orada yaşayan insanlarda panik havası oluşur. Tabii bu panik havasını çözmek için bir doktor ve polis olayları öğrenmek için eve gider ve film burada başlar. Karantina günlerinde kafayı dağıtmak için ama gerçek anlamda dağıtmak için güzel bir film. Kendi fikrimce biraz film psycho. Yani bu film görevini yerine getiriyor ve korkutmayı başarıyor. In the Tall Grass. Stephen King'in kitaplarından uyarlama. Fazla korku öğeleri bulundurmasa da film boyunca boğucu atmosferi ve merak uyandıran konusu izleyiciyi ekran başında tutmayı başarıyor. Tabii başında yakaladığı tempo filmin tamamını sarmıyor maalesef. Bir tatmin olmamışlık duygusuyla filmi bitiriyoruz. Fakat bu filme zaman kaybı diyemeyiz. Eğlenmelik bir şeyler lazım diyorsanız King'in dünyasından bu filmi çerez niyetine götürebilirsiniz.